Kuva Milli Hareketi'nin başlaması. Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesini bahane ederek Anadolu topraklarını işgal eden itilaf devletlerine karşı direniş hareketleri oluşmuştur. Bu hareketin oluşmasında yapılan işgaller karşısında İstanbul hükümetinin sessiz kalması etkili olmuştur. Bölgelerin işgalini kabullenemeyen Anadolu halkı bölgesel milis kuvvetleri kullanarak silahlı direnişe geçmişlerdir. Kuvay Milli Hareketi'nin genel özellikleri. Bölgesel bir harekettir. İşgalci kuvvetlere karşı yavaşlatma, yıpratma ve zaman kazanma işleminde bulunmuşlardır. İlk olarak Ege bölgesinde kurulmuşlardır. Savaş yöntemleri Gayrizzapî harp, yani gerilla savaşı şeklindedir. Düzenli ordunun kurulmasını ortam hazırlamışlardır. Milli mücadeleye ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkar ayaklanmaları bastırmışlardır bir notumuz var. Atatürk Nutuk eserinde ülkenin içine düştüğü durumdan kurtarabilmesi için ele sürülen kurtuluş çarelerini şu şekilde sıralamıştır. İngiltere manda ve himayesi isteyenler, Amerikan mandası ve himayesi isteyenler, bölgesel kurtuluş savaşan, savunanlar. Kendi düşüncesi ise milli egemenliğe dayanan tam bağımsız bir devlet kurulmasıdır. Sorularda karşımıza çıkabilir, bilmekte fayda var. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. Samsun ve çevresinde yaşayan Rumların çeteler kurarak bölge halkına zarar vermeye başlaması, ayrıca terör olayları olaylarıyla kargaşa çıkarmaları, Mondros'un 7. maddesine dayanarak bu bölgelerin de işgal güçleri tarafından işgalli ortam hazırlamaları amacı taşımaktaydı. Bu oyunun oynanmasına fırsat vermek istemeyen Türk halkı kendisini savunmak için teşkilatlanmaya ve direniş hareketine girişmeye başlamıştır. Bu durumdan tedirgin olan İngiliz Yüksek Komiserliği de İstanbul Hükümeti'ni sıkıştırarak bölgedeki olayların önlenmesini istemiştir. Bunun sonucunda da İstanbul Hükümeti tek çıkar yol bölgeye olan üstü yetkilerle donanılmış, donatılmış, güvenilir bir komutanı Samsun'a göndermek olacaktı. Bu konuda görevli olan komutan da Mustafa Kemal Paşa olmuştu. Bu görevi kabul etmiştir Mustafa Kemal Paşa ve 4. Ordu Müfettişliği'ne atanmıştır. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a geldiğinde bölgedeki problemlerin Türklerden değil Rumlardan kaynaklandığını İstanbul'a bir telgraf çekerek bildirmiştir. E, 4. Ordu demiştik. 9. Ordu müfettişliği düzeltelim. Havza Genelgesi 28 Mayıs 29 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa Halkı Bilinçlendirme ve Uyandırma adıyla bir genelge yayınlamıştır. Bu yayınladığı genelge de Havza Genelgesidir. 28 Mayıs'ta mülki ve askeri amirallere gönderdiği bir genelgede bakalım neler geçmiş. Büyük ve heyecanlı mitinglerin işgalleri protesto edilmesi bu göstergeler sırasında düzenin korunmasına, dikkat edilmesine ve Hristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasına önem verilmesine, büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul hükümetine uyarı telgraflarının çekilmesini istemiştir. Havza genelgesinin önemi ve sonuçlarından bahsedelim. Böylece halk milli mücadele fikri etrafında birleşme hareketi başlatmıştır. Bu açıdan Havza genelgesi önemlidir. Genelgen etkisini göstermiş, genel yetkisini göstermiş ve 30 Mayıs 1919'da hazlı bir miting yapılarak işgallere karşı mücadele edileceğine ant içilmiştir. Bu gelişmeler sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'daki faaliyetlerinden şüphelenen anlaşma devletleri Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istemişlerdir. 8 Haziran'da Harbiye Nezaretinin kendisini İstanbul'a çağıran telgrafını alan Mustafa Kemal Paşa bunun Anlaşma devletlerinin baskısıyla gerçekleştiğini öğrenince emre itaat etmemiş ve iş haberleşmeye dökerek görevini sürdürmüştür. Müzik